Tank Mühendisliği ve Gayri Nizami Harp Teknikleri kitabım satıştadır. Savunma sanayi ile askeri teknoloji veya taktikleriyle ilgilenen arkadaşların bu eserlerim hoşuna gidecektir. Beğenilmemesi durumunda para iadesi veriyoruz. WhatsApp numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Geçelim videomuza. Bugünkü konumuz tulpar. Tulparlar farklı opsiyonel seçeneklerle kullanılabilen çok amaçlı, paletli, zırhlı araçtır. Türk yapımı tulpar araçlarımızın tasarlanma gayesi, Türk Tank Altay'a destek olup meskun mahal ve benzeri işlerde tanklarımıza yardımcı zırhlı muharebe aracı olmaktır. Tulpar, gelecekte ortaya çıkabilecek gereksinimlere cevap verebilecek şekilde 28 ile 45 ton arasında geliştirme potansiyeline sahiptir. Modüler tasarım yaklaşımı, farklı konfigürasyonlar için ortak alt sistemler kullanabilmesine imkan sağlar. Tulparlar isteğe göre tank avcısı, ZMA, ZPT, keşif aracı, komuta kontrol, hava savunma, zırhlı ambulans, bakım aracı, zırhlı havan aracı ve diğer araç konfigürasyonlarına dönüştürülebilmektedir. Tulparlar, tıpkı Merkava tanklarında olduğu gibi motoru ve transmisyonu önde olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu da aracın ön gövdeden delindiğinde mürettebatı ek koruma sağlaması anlamına gelmektedir. Süspansiyon tasarımında bulunabilen mil sistemi kullanıldığı gibi her iki tarafta aracın içindeki malzeme ömrünü ve stabilizasyon sistemini iyi yönde etkilemek adına kauçuk kaplı çifter olarak 7 taşıyıcı teker bulunmaktadır. Ayrıca otomatik palet gergi sistemi ile palet gergisi farklı yol koşullarına göre sürücü bölümünden bilgisayar yardımıyla ayarlanabilmektedir. Bu yeni nesil teknoloji sayesinde araç daha güvenilir olduğu gibi daha da fonksiyonlu hale gelmektedir. Tulparların gövdesi mayınlara, patlayıcılara, RPG-7 gibi roket türevlerine 7.62-30 mm arası koruma sağlamaktadır. Tulparlarda standart olarak sunulan durumsal farkındalık sistemi, tehdit algılayıcı, haberleşme sistemleri gibi yeni nesil harp sistemleri kullanıldığından aracın durumsal farkındalığı ve muharebe performansı optimum seviyeye yakındır. Tulpar, tank gibi gözükse de ZMA esaslı bir araç olup PK niteliği tanklar kadar üstün değildir. Modüler boşluklu zırhlarla aracın RPG-7 türevi kimyasal enerjili mühimmatlara karşı direnci artırsa da ATGM benzeri silah tehditlerine karşı AKKOR benzeri aktif koruma sistemi entegre edilmemesi halinde bu araçların mürettebatını koruma ihtimali neredeyse bulunmamaktadır. Bu araçlarımıza istek doğrultusunda 7.62'den 105 mm'ye kadar silah sistemleri entegre edilebilmektedir. Tulparların ZMA versiyonlarında 25 mm çapında otomatik top tercih edilmiştir. 25 mm'lik bu otomatik top APDS mühimmatlarıyla 100 mm, APFSDS mühimmatlarıyla da yaklaşık 150 mm'ye kadar RAH'a yani tanklarda kullanılan haddelenmiş homojen çeliğe nüfuz edebilirler. Tulparların tank avcısı versiyonlarında 105 mm top taşıyan Cockerill kulesi tercih edilmiştir. İngiliz yapımı L7A3, diğer adıyla M68. Alman yapımı sabotlarla 520 mm'ye kadar rahat çelik zırhlara nüfuz edebilmektedir. Bu da Orta Doğu'da kullanılan birçok tankı ön zırhtan delebilmesi demek. Otokar Tulpar'ın ön gövde zırhı, transmisyon, motor bölümüne denk gelen noktalarda yaklaşık 40 mm olup hemen arkasında transmisyon ve motor bulunduğundan 40 mm rahat çelik delinirse ardındaki güç grubu
RPG-7 mühimmatlarını engelleyebilir. RPG-7 benzeri çukur imla haklı antitanklar bir zırhı deldikten sonra etrafa şarapnel parçaları yayarlar. Bu şarapneller yani sıcak bakır, diğer kullanılan malzemesi ise okvol. Antitanklar bir zırha temas ettiğinde iğne ucu büyüklüğündeki bir noktaya odaklanır ve zırhı eritip deler. Akabinde ise roket başlığının içerisinde bulunan sıcak bakır veya okvol şarapnel şeklinde yayılır. Eğer bu zırhın ardında farklı bir zırh parçası ya da motor benzeri ek bir yapı varsa roketin şarapnelleri bu zırhta veya da bu motorda takılır. Bu şekilde mürettebat korunmuş olur. Buna benzer araçlarda daima motor önde konumlandırılır. Neyse, gelelim tekrardan aracımızın zırhına. Bu görmekte olduğunuz harita aracımızın yaklaşık değerleridir. Tulpar'ın gövdesi risk açısına sahiptir. Alt kısımları son derece açısız yerleştirilirken üst plakası son derece açılı yerleştirilmiştir. Bu da alt bölüme isabet eden mühimmatların delip üst bölümlere isabet eden roketlerin ise sekeceği anlamına gelir. Üst parçanın zırh kalınlığı yaklaşık 20-30 mm olsa da açı efektifliğinden dolayı bu bölümün efektif direnci 80-90 mm arasında olup 20-30 mm çapındaki kinetik enerjili mühimmatları sektirebilecek yapısal açıya sahiptir. Aracımızın yan zırhı ise modüler olduğundan isteğe göre farklı konfigürasyonlarda farklı tehditlere yönelik zırh değişikliğine gidilip muharebe ortamına göre esnek tasarımı sayesinde kolaylıkla adapte olabilmektedir. Tulpar'da kullanılan Kokril Kulesi ön kısımda 30 ile 50 mm arasında zırh kalınlığına sahip olurken yan kısımlarda yaklaşık 20 ile 50 mm ara ara da boşluklu zırha sahiptir. Tulpar'ın 25'lik otomatik toplu kulesi ise 105'lik kulesine oranla 10 mm daha incedir. Tulpar serisinin her silahlı kuleli versiyonunda dikey ve yatay stabilizasyon termal kamera standarttır. Dikey stabilizasyon engebeli arazide topun hedefe doğru oynak şekilde kilitlenmesini ve stabil atış yapmasını sağlar. Yatay stabilizasyon ise aracın gövdesi farklı yönlere doğru yönelirken kule yüzeyinde bulunan dişlilere ekstradan baskı yaparak gövdesi dönerken topun hedeften şaşmamasına imkan sunar. Bu şekilde araç hareketli halde olsa da kilitlenen hedef yüksek isabet oranıyla vurulur. Araçtaki termal kamera, gece görüş kameraları her koşulda görev yapabilmesine olanak sunduğu gibi yüksek yakınlaştırmaya sahip optik ve kameralar sayesinde SABOT, diğer adıyla APFSDS mühimmatlarıyla 3-4 km arası isabetli atış yapabilir. Araçlarımızda kullanılan top L7 temellidir. Bu toplar Centurion Shotgun modellerinde de kullanılmıştır. Bu topun Arap-İsrail Savaşı'nda TL5, T-62 tanklarında kullanılan 100 ve 115 mm'lik toplara göre üstün olduğu kanıtlanmıştır. TL5 ve T-62 tanklarında kullanılan toplar 1,5-2 km'ye kadar isabetli atış yaparken Tulparlarda kullanılan L7'ler Sovyet tanklarını yaklaşık 3-4 km'den vurup delebiliyorlardı. Ki Tulparlarda kullanılan top ise L7 toplarının günümüze uyarlanmış güncel versiyonları. Eğer Suriye, Irak ve benzeri noktalarda Tulparlar kullanılırsa 105'lik Yivli topuyla birçok Sovyet tankını ateş altına alıp delebilir. Alman yapımı DM mühimmatlarıyla rahat çelik deliş kuvveti 500 mm'ye kadar ulaşabilmekte. TL-5, T-62 tanklarında, buna T-72 de dahil, günümüze oranla ince zırhlarla korunurlar. Zırh haritası bu şekilde. T-72 modellerinde gövde zırhında iki rahat çelik plaka arasına sıkıştırılmış tek solid olsa da bu zırhın kinetik direnci 320 mm civarındadır. Kulede ise bu kinetik direnç daha yüksek olsa da kulede belirli bölümlerden delinebilir. Özetleyecek olursak Tulpar, Orta Doğu'da kullanılan T-72'leri dahi birçok bölgeden
zorlanmadan delebilirler. Evet dostlar, videomuz burada sonlanıyor. Görüş, öneri ve tavsiyelerinizi yorum olarak bekliyorum. Selametle.